Rehin pılını pırtını toplamış gidiyor buradan. Ya bana ne Yasemin? Ne demek bana ne kızım? Deli misin sen? Karnında senin torununu taşıyor. Bana ne ne? Ya sen bana soruyor musun arkadaşım hazır mıyım ben bu çocuğa diye? Torunumu yaparken bana mı sormuşlar? Benden izin mi almışlar? Nereden çıkıyor bu torun ne ya? Benim zaten 5 tane çocuğum var. Bir tanesi bebe. Gelmiş kocam boşanmak istiyor. Üstüne bir tane kadın sokmuş hayatına. Ben nelerle mücadele ediyorum ya? Sıfırdan hayat kurmaya çalışıyorum. İş hayatına gidemiyorum 5 çocuğun peşinde koşturacağım diye. Bak koşturamamışım birinin peşinde. Sen bana soruyor musun Yasemin ben hazır mıyım? Bir sakin olur musun? Bir derin nefes alır mısın? Kızım ben ne yapayım? Ben de ister miydim bunu? Kızın karnı burnunda. Geri itecek halimiz yok. Çıkacak yani vakti kerahatte. Sahip çıkacağız bu çocuğa. Yapacak bir şey yok. Allah aşkına bir sakin ol. Bak ben de yardım edeceğim sana. Hiç merak etme sen. Senin durumunun da farkındayım. Ama ne yapalım? Sokağa mı atalım bu çocuğu? Elif Allah aşkına ya lütfen. Ne olur canım tamam hadi. Elif lütfen. Merak etme Buse. Sadece kısa bir süre için kalacak yere ihtiyacım var. Tabii ki kirasını ödeyeceğim. Zaten doğumdan sonra gideceğim. Ne olur Buse. Gerçekten bir odaya çok ihtiyacım var. Şimdi kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Merak etmeyin. Yakında sizin yanınızdan gideceğim. Arkadaşımdan haber gelir gelmez. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bak sen benim cesedim için. Zaten senin dayın nereye izin veriyor sana? Benim kararım kesin. Gidiyorum. Yok. Gidemezsin hiçbir yere. Yani her şeyden önce biz izin vermeyiz. Ne de olsa karnındaki benim torunum. Bravo. Yengem size söylemedi galiba. Ben çocuğu ona çok iyi bakacak bir aileye evlatlık vereceğim. Evlatlık ne demek ya? Askerdeki nişanı ne oldu? Ne oldu? Nikahlanacaktı bunlar hani. Evlatlık nereden çıktı ya? Nişanlı bir hayal ürünüydü. Nişanlı diye biri yok. Sen sinirlenme diye ben onu uydurdum. Nişanlı yok. Nişanlı yok. Çocuk kimden? Metin. Metin kim? Oğlu. Yabancımız değil, yakın. Senin oğlan. Evet. Benim vücudum, benim kararım. Ben onu çok iyi bir aileye vereceğim. Ya sen bunu dinleme. Çocuk sahiplenmek istiyor baba çocuğunu da bu istemiyor bu. Sahiplenecek yani Metin çocuğu öyle mi? Yani tabii ki. Ailecek sahipleniyorsunuz değil mi? Onu da söyle. Tabii tabii ben Ömer'e durumu anlatacağım ve zaten Ömer hemen kabul eder. Söz konusu çocuk olunca Metin de dünden razı. Yani biz ailecek gereken neyse yapmaya hazırız. Bir an önce nikah kıyması lazım. Teşekkür ederim Elif. Estağfurullah. Sonuçta çocuk hepimizin çocuğu oldu. Görev yani. Evet. Hayır başına nasıl bir iş açtığını farkında değilsin. Ya babanın verdiği harçlığı kendine yettiremiyorsun daha. Tamam. Bir çocuk büyütmek için hazır olmadığımın farkındayım. Yani bankada 50 liram var ya da yok hiç bilmiyorum. Özgeçmiş nasıl yazılır? İş başvurusu nasıl yapılır? Hiçbirini bilmiyorum. Ama öğrenirim. Kursa giderim, işe başlarım, çalışırım. Okulumu da dışarıdan bitiririm. Ama benim güzel paşam benim. Ah ah ben anlıyorum seni ama nasıl anlatacağım bilmiyorum ki. Yani bak bir çocuğun olduğunda evet onu çok seviyorsun, çok seviniyorsun. Bunda hiçbir sorun yok ama hayat değişiyor. Bak her şey tepetaklak oluyor. Hiçbir şey planladığın gibi olmuyor. Gerçekten her şey değişiyor. Değişti bile. Kızım daha doğmadan onu o kadar çok seviyorum ki. Yüzünü görmek, kucağıma almak için sabırsızlanıyorum. Anne, ben kızım için her şeyi feda etmeye hazırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.